Dostlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Biraz önce 1-4'lük ritmi gösterdik. Şimdi İspanyol 4-4'lük ritmi göstereceğim. İspanyol 4-4'lüğün değişik değişik varyasyonları var. İspanyol 4-4'lük şu şekilde. Yine 4 tırnağımızı aşağı doğru vuruyoruz. Baş parmağımızı yukarı doğru çekiyoruz. Ama bu ritimde şöyle bir şey var. Telleri kapatacağız. Yani susturacağız. Gitara vurmayacağız. Şimdi bazı öğrencilerim ritmi atarken gitarla dövüşüyorlar, kavga ediyorlar. Bunu yapmayacağız. Biz sadece telleri susturacağız. Yani çıkan bir sesi susturacağız bu şekilde. Dirseğimiz burada olacak. Kolumuzu sallamayacağız. Bilek sallayacağız daha çok. Ritim şu şekilde başlıyor arkadaşlar. 2 aşağı, 1 yukarı, es, aşağı yukarı. Ne dedik? 2 aşağı, 1 yukarı, es, aşağı yukarı. 2 aşağı, 1 yukarı, es, aşağı yukarı. Şimdi 2 aşağı vururken bütün tellere vuruyoruz. Yukarı çekerken de bütün teller, es'te de bütün telleri susturuyoruz. Sonra aşağı yukarı yapıyoruz. Şimdi bunu melodileştirmek için ritmi bir şey uydurduk. 10 para ver, 1-2, 10 para ver, 1-2 şeklinde. Burayı böleceğiz arkadaşlar. Çünkü arada vuruşları yememeniz lazım. 10 para. Ritmi ikiye böleceğiz yani. Burası ilk part. İlk bölümü 10 para. Yani vur, vur, çek gibi. 4-4'lükteki gibi. Vur, vur, çek. Yaptıktan sonra es, aşağı, yukarı. Yani 10 para es, 1-2. Bu kadar. 2 aşağı, 1 yukarı. Es, aşağı yukarı. Bunda da 6 tane vuruşumuz var. Yani bunu da bir vuruş olarak sayıyoruz ama burada teli susturuyoruz. Bir es veriyoruz. Es dur demek ya da sus demek duruma göre. Pardon, ne yapıyorduk şimdi? 10 para es, 1-2. Evet. Ritmi ikiye bölüp çalışırsanız önce şu kısmına çalışmanız lazım. 10 para, 10 para, 10 para. Yani Ankara, Ankara. Yani 1-4'lük gibi aslında. 10 para. Yaptıktan sonra es, 1-2. Burası da ikinci kısım. Burası önemli. Burayı sadece şöyle çalışabilirsiniz. Es, 1-2, es, 1-2, es, 1-2, es, 1-2, es, 1-2, es, 1-2. Bu şekilde burayı hızlandırabilirsiniz. Burada yaptığımız hikaye şu. Es, 1-2, es, 1-2. Gitara vurmamaya dikkat edin. Yani eliniz aşağı gelmesin. Tellerin en alt telden başlasın parmak hizası. Es, 1-2, es, 1-2, es, 1-2 şeklinde. 10 para, es, 1-2 yapıyoruz. Tamamını yapayım. 10 para, es, 1-2, 2 aşağı, 1 yukarı, es, 1-2, 2 aşağı, 1 yukarı, es, 1-2. Şimdi bunun telaffuzu zor olduğu için ne diyoruz? 10 para. Yani 10 para ver, 1-2. Bir daha gösteriyorum yavaş. 10 para ver, 1-2. Şimdi ritmi hızlandırdığımız zaman şu şekilde olacak. Yani şunu söylüyor. 10 para ver, 1-2, 10 para ver, 1-2, 10 para ver. Uzatmayalım. Bu ritmi anladınız. Bir de bu ritmin şöyle bir varyasyonu var. 10 para yerine 1-2 1-2. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı. Es aşağı yukarı. Ne yaptık? Bir tane vuruşu fazlalaştırdık. Yani 1-2 1-2 es 1-2 1-2 1-2 es 1-2 1-2 1-2 es 1-2 1-2 1-2 es 1-2. Zaten aşklar hep yalan dolan. Yani 1-2 1-2 es 1-2 1-2 1-2 es 1-2 1-2 1-2 es 1-2 1-2 1-2 es 1-2. Bunu yavaş yavaş hızlandırabilirsiniz. Zaten duyuyorsunuz ne diyor?
benim söylememe gerek kalmıyor. 1 2 1 2 es 1 2 1 2 1 2 es 1 2. Ben şunun yüzünden söyletiyorum size. Şarkıları da söyleyebilirsiniz diye. Bu da İspanyol 4/4'lüğün başka bir varyasyonu. Yani başka bir şekli. Onun dışında şu tarz ritimler var. İspanyol'da kullandıklarımız. Bunları çok tavsiye etmiyorum ama soran öğrenciler oluyor. Burada da şöyle bir şey var. Burası gitarın eşik kısmı arkadaşlar. Burası da klavye kısmı. Yani eşik çek diyoruz. Eşiği vurduktan sonra parmaklarımızla teli çekiyoruz. Eşik çek 1-2. Sonra klavye tarafına gelip klavye çek 1-2 yapıyoruz. Eşik çek 1-2. Klavye çek 1-2. Eşik çek 1-2. Klavye çek 1-2. Bu da böyle bir şey oluyor. Tabi burayı sert vurmamanız lazım. Çünkü burada gitarın alt eşiği var. Eşik bozulabilir. Şu şekilde. Yani biraz daha tempolu. Bu gece burada gönlüm havarda, çalsın sazlar oynasın kızlar, hayda hayda gül hayda gibi. Bu tarz versiyonları var, çalışabilirsiniz. Ama bunların geneli İspanyol 4/4'lük diye geçiyor. Bütün ritimlere yavaş çalışın arkadaşlar. Yani 10 para ver 1 2 şeklinde. 10 para ver 1 2 2 aşağı bir yukarı es aşağı yukarı şeklinde çalışırsanız ritimleri öğrenirsiniz. Neyi öğrettik? 3/4'lük, 4/4'lük, 1/4'lük ritimleri öğrendik şimdiye kadar. Şimdi de İspanyol 4/4'lüğün varyasyonlarını gördük. Ne öğrenelim bundan sonra? Bundan sonra 5/8'lik Türk aksağı diye bir ritim var. Onu öğretim. Çünkü o ritim her yerde yok. Onu da göstereceğim birazdan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın.